Evet, günün ikinci videosu gelsin diyelim. Aslında pek ikinci bir video çekmeye niyetli değildik ama arkadaşlar öyle bir yoğun şey geldi ki şu Talişka videosu benim tahminimden de çok fazla seyredildi. Çok beğeni aldı. Fakat tabii o videonun arkasındaki yorumlarda tabii teşekkür edenler var ama hani arkadaşlar Talişka olmaz, Talişka gelmez dediğim anki bölümlerde tabii bazı taraftarlar da çok üzülmüş. Çünkü hakikaten ben de bu adamı çok seviyorum. Çok iyi bir futbolcu. Ama arkadaşlar ayrılığını ne o zamanki yönetime bağlayabilirim ne de Talisca'nın kendisine. Çünkü yıllık 8 milyon euro alıyor arkadaşlar. Yani o parayı kimse hayır diyemez. Çok iyi bir para yani. Müthiş. Hayatı boyunca belki de hiçbir takımdan alamayacağı bir parayı teklif ettiler. Dolayısıyla gitti, gitmedi. Onlar farklı konular artık. Olan oldu. Adam gitmekte de haklı. Yani hanginiz öyle bir parayı reddedersiniz ki? Sonuçta ailesi var, çocuğu var. Bunlar önemli. Şimdi tabii ben hani o Talişka geliyor mu, Talişka sesleri diye 10-15 tane video çekerdim. Bakın 10-15 tane. Oradan çok güzel malzemeler çıkar. 10-15 tane video çekerdim. Hepsi de izlenirdi. Falan da filan da. Ama bunu tercih etmediğimi görüyorsunuz. Daha ilk videoda noktayı koyuyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Şimdi bir şey daha var. Bir konu daha var. Şunu bir kez daha söyleyeyim. Ben Talisca'nın gelmesini çok isterim. Fakat bir konu daha var. Arkadaşlar. O konu da şu. Abi diyorlar. Bazı yorumlarda bunu görüyorum. Ya tamam durum senin dediğin gibi ise eğer. Bu Talisca neden sosyal medyada kendisine yapılan davetleri beğeniyor? Neden Beşiktaş paylaşımları yapıyor? Neden bizleri umutlandırıyor o zaman? Bu soru çok geliyor. Şimdi daha önceki transfer döneminde yine buna benzer videolar çekmiştim. Fakat Talişka yine aynı şekilde paylaşımlar yapıyordu ve yönetim ne yaptı biliyor musunuz? Talişka'yı aradı. Talişka'nın menajeriyle temas kuruldu. Ve şu soruldu. Talisca Bey Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? Talisca'ya soruldu. Hayır. Çünkü burada memnunum. İyi para veriyorlar. Beşiktaş'ı seviyorum. Ama buradaki para, hani iyi para veriyorlar. Kulübümle sözleşme devam ediyor. Zaten gelemem. Demiş. O zaman Beşiktaş yönetimi Talisca Bey git sosyal medya hesaplarından mı artık basın yoluyla mı nasıl yaparsan yap bu konuda bir açıklama yap. O da bir açıklama yaptı hatırlarsınız. Hikayede paylaşımlar yaptı. İşte Beşiktaş seviyorum ama işte burada mutluyum falan gibilerinden. Şimdi muhtemelen devre arası transfer dönemi olduğu için, yaklaştığı için Beşiktaş taraftarının umutlarının daha da arttığı için ve Talişka'da sosyal medyada sürekli bu konuda paylaşımlar yapıp taraftarın isteklerini, davetlerini beğendiği için Beşiktaş yönetimi muhtemelen herhalde bir kez daha Brezilyalı oyuncuya ya Talisca Bey hayırdır? Bayram değil, seyran değil. Sen bizi niye öpüyorsun diye soracaklar. Çünkü bunu sormak zorunda. O diyecek ki hani bize gelmek istiyor musun? Hayır. Burada gayet mutluyum. İyi de para veriyorlar. Deme ihtimali yüksek. O zaman Beşiktaş yönetimi diyecek ki lütfen ama lütfen daha önce seni uyardık. Lütfen ama lütfen. Bizim taraftarımızı umutlandırma. Taraftarımızın beklentilerini çok yukarıya çıkartma. Sonuçta yarın bugün evet Beşiktaş yönetimi Talisca'yla görüşüyordu. Basında haber çıktıktan sonra bu iş olmaz. Ve taraftarımız üzülür. Üzülen taraftarımız bize de tepki gösterir. İç huzurumuz bozulur. O nedenle Beşiktaş bir şampiyonluk yarışında ve bunun bu tür haberlerle bunun getirdiği iç barışın, iç huzurun bu tür haberlerle bozulmasını istemiyoruz diyeceklerdir. Böyle bir hazırlık muhtemelen var. Yapmak zorunda. Yani Talisca her transfer döneminde Beşiktaş'a gelmeyeceği halde böyle paylaşımlar yaparak taraftarı umutlandırıp sonra transfer dönemi bittikten sonra gelmemesinin ardından Beşiktaş'ın içindeki huzur bozulur. Bunu birileri Talisca'ya yaptırıyor mu? Yoksa kendiliğinden hani akşamda böyle televizyon karşısında
Telefonla ön dakika pıt 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 böyle beğeni mi atıyor her yere? Bilmiyorum. Ama zararı Beşiktaş camiası görür. Ha, ben gelmek istiyorum. İşte parayı geçtim. Hiç önemli değil diyorsa kapılar açık. O bak o kesin. Yani kapılar açık. Yarın bugün Talisca gelir Beşiktaş yönetimi ona 2,5 milyon euro verir. Diğer oyuncular hiçbiri ses çıkaramaz ki. Böyle bir üst yeteneğe. Kimse ses çıkarmaz. Yani Barcelona'da Messi'ye, Juventus'ta Ronaldo'ya itiraz eden mi var? Aldığı paraya. Şimdi Talisca da çok farklı bir oyuncu. Geldiğinde zaten tribünlerin sevdiği, Serkan Hoca'nın her transfer dönemi keşke gelse öyle bir şey olsa dediği bir oyuncunun bence böyle bir parayı kabul etmesi halinde tabii ki Beşiktaş'ın kapısı açık. Bu gerçek. Fakat oyuncu oradan 8 milyon euroya yakın bir para alıyor. İleride sözleşmesi biter. O zaman iyi bir teklif almayabilir Çin'den. Kendisini tatmin etmeyecek bir teklif almayabilir Çin'den. O zaman Türkiye pazarına tabii ki geri döner. Dönme ihtimali yüksek. O zaman Beşiktaş adı çok daha yan yana rahat yazılır. Ve ben inanıyorum ki bir gün Talisca'nın yolu buralardan tekrar geçecek. Ama o günler, bugünler mi? Açıkçası zannetmiyorum. Ben yani Talisca olmaz mı olmaz diye sert bir şekilde o videoyu çektiğimde taraftar, siz güzel insanların umutları sömürülmesin diye söyledim bunları. Fakat beğenmeye devam ediyor oyuncu. Sosyal medyada Beşiktaş ile etkileşimleri var. Sizlerle etkileşimleri var. Dolayısıyla yönetim de burayı takip ediyor. Hayırdır? Bayram değil, Seyran değil. Bu Talisca Bey bizi niye öpüyor diye şu an onların da bir merak içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama Talisca'nın kendisiyle ve menajeriyle de Beşiktaş yönetimi sürekli temas halindedir. Bu illaki transfer durumundan dolayı değil. Sonuçta bu kulübün formasını giymiş, terletmiş ve bu kulübe inanılmaz derecede katkı sağlamış bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o da Beşiktaş'ın bir evladıdır. O yüzden Beşiktaş yönetimi sürekli onun menajeriyle temas halindedir. Bir dostluk çerçevesi içerisinde. Ama yani ben yakın zamanda kendisine bir uyarının da gideceğini düşünüyorum. Hal hatır sorulur, hayırdır denilir, adı konulur yakın zamanda. O yüzden taraftarın fazla umutlanmaması lazım. Çünkü mali şartlar, ekonomik şartlar ortada ama genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yolu tekrar Beşiktaş'tan geçme ihtimali olan bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. O nedenle belki bir gün hani Sergen Hoca özleminiz hemen bir günde mi oldu? Hayır. Hoca gitti, takımlar çalıştırdı. İşte konjonktür değişti, oldu. Şimdi Talisca'da böyle bir günde olacak bir iş değil ama mutlaka olur mu? Bence olur. Çünkü tribünlerin sevdiği bir adam. Ve inşallah da olur. Ama şu anki aşamada işin matematiğine bakmak lazım. Rakamlara bakmak lazım. Bu işler öyle kolay değil. Talisca dosyasını bu şekilde kapatalım. Son olarak biraz Rozier ve Gezal'dan bahsedelim. Maşallah, hakikaten maşallah, Türkiye'nin en iyi sağ kanadı olma yolunda hızla ki bence şu an öyle. Onlar için de girişimlerini geçtiğimiz günlerde başlatan yani nabız yok diyen Beşiktaş yönetimi özellikle Rozier için. Bakın özellikle Rozier için çünkü Rozier'in bonserviste alınması, bir sene daha kiralanması durumu gibi durumlar Gezal'dan daha fazla. Çünkü Gezal'ın Monaco'dan yani Gezal'ın Leicester City'nin alırken ödediği bedel çok fazla. Dolayısıyla Gezal bir Elneny gibi düşünün. Elneny nasıl Beşiktaş alamadı? Bu da öyle bir durum. Ama uğraşıyorlar. Fakat riski en az olan oyuncu Rozier. Şu an bütün enerjiyi biraz Rozier'in üzerine odaklamış durumdalar, vermiş durumdalar diyelim yönetim için. Dorukhan'la ilgili bir kez daha belirtelim. Hani Ahmet Nur Çebi'nin sözü sözdür. Tabii ki söyledikleri doğrudur. O ayrı bir şey. Dorukhan'ın sözü de sözdür. Islak imza ben önem veririm ama
Orada demek ki herhalde Dorukhan'ın bir yurt dışı beklentisi olabilir. Ama o da bir süreye kadardır. O bir süreye yaklaştıktan sonra bence eğer teklif gelmezse kendisini tatmin eden Beşiktaş ile anlaşır. Ben öyle düşünüyorum. Fakat şu maddeyi de koydurur yani. Şu kadar milyon euroya serbest kalır maddesinde mutlaka mutlaka Dorukhan ve Dorukhan'ın menajerleri koyduracaktır diye düşünüyorum. Efendim, günün ikinci videosu da böyle olsun. Beğeniyoruz. Bakın bu sefer sonunda söyledim. Beğeniyoruz, abone oluyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.